Şimdi diyelim ki bir level tasarlamak istiyorsunuz ama Blender, Maya gibi 3D modelleme uygulamalarına da hakim değilsiniz. Ayrıca Unreal'ın içerisindeki bu modelleme yerine de çok hakim değilsiniz. Çünkü bunlarda o ince ufak detaylara ihtiyacınız var. Hangi tuş ne yapar, hangi tuş nereye götürür falan gibi. Bunları bilmeden çok amele işine döner. Diyelim ki bunları öğrenmeye de vaktimiz yok. Hızlıca aksiyon almamız lazım. Kafamızdaki level'ı, skecini aldığımız yani kağıt üzerinde çizdiğimiz şeyi hızlıca 3D bir ortamda görmemiz lazım. Bunu en hızlı şekilde nasıl yapabiliriz? Bunun için en mantıklı adım elimize birçok geometrik şekli veren paketlere yönelmek olacaktır. Unreal Marketplace'te bedava şekilde erişebileceğiniz SuperGrid Starter Pack'i indirip kurabilirsiniz. Ben de sizler için bu nasıl bir paket, içerisinde neler var ve hızlıca bir level'ı nasıl oluşturabiliriz mantığını anlatmaya çalışacağım. Bu arada bu video fikrini sizlere sordum. Kanalımın topluluk kısmında bir anket yaptım. Gelecek hafta nasıl bir video görmek istersiniz diye. Orada bu video fikri çıktı. Eğer kanalımı yeni keşfedenlerden biriyseniz arkadaşlar, kanalımda oyun tasarlama ve oyun geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirim vesaire destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca hepinizi geliştirici, oyuncu fark etmez Discord topluluğumuza bekliyorum. Hiç beklemeden bakalım nasıl bir şeymiş bu paket ve neler yapabilirmişiz. Şimdi dediğim gibi paketi marketten hızlıca indirebilirsiniz SuperGrid yazarak. Proje oluşturmanızı isteyecek sizden. Projeyi oluşturun. Girdiğinizde böyle bir yer sizi karşılayacak. Kendilerinin de yaptığı ufak bir demo level'ı buradan görebilirsiniz. Öncelikle Content Browser'dan SuperGrid klasörünü açacağız. Buradan Starter Pack diyeceğiz. Buradan Source diyeceğiz. Buradan New diyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bütün geometrik şekillerimiz burada. Bunların hepsini kendi level yapacağımız projeye aktarmak istiyoruz. Burada çok level tasarlamaya falan gerek yok. Şu şekilde bir adım geri gelip New klasöründeydi. New klasörüne sağ tıklayıp buradaki Migrate'e tıklayacağız. Migrate basitçe bir projedeki dosyanızı başka bir projeye aktarmanızı sağlıyor. Burada şöyle önemli bir tüyo var. Diyelim ki 5.3'tesiniz, 5.4'e aktarabilirsiniz. Yani bir alt sürümü kullanırken üstteki sürüme aktarım yapabilirsiniz. Muhtemelen de herhangi bir sorun yaşamazsınız. Fakat üstteki sürümdeyken alttaki sürüme migrate yapamazsınız. En azından FBX modellerde, meshlerde falan sorun çıkartır. Blueprint'i daha önce denemedim ama muhtemelen onda da sorun çıkartır. Yani Unreal sürüm upgrade'de sıkıntı çıkartmıyor ama sürüm düşürmede direkt sıkıntı çıkartıyor. Haberiniz olsun. Ha, onu da şu şekilde çözebilirsiniz. Mesela static mesh'i bir alt sürüme götüreceksiniz. Bunu buradan asset action'dan migrate yerine export deyip dışarı çıkartıp masaüstünüzü alıp masaüstünden alt sürüme import edebilirsiniz. Bu bilgiden sonra hemen biz buradan yapacağımız işlemi yapalım. Burada zaten migrate'e bastığınız an bu klasörle alakalı ne kadar şey varsa Unreal otomatikman seçiyor. Siz gene de bir kontrol edebilirsiniz. Bazen çok alakasız şeyleri de seçebiliyor. Mesela gidip buradan manekini falan da alabilir yani, belli olmaz. Ufak bir kontrolünüzü yapın. Okey dediniz, bunlar dediniz. Ok deyin, hemen sizden nereye atacaksın birader? Hemen sana bunu soruyor. Geldim ben, belgeler, Unreal Project. Buradan test araya 42'ye girdim. Buradan content'e girdim. Klasör seç dedim. Hemen aktardı. Hiçbir problem çıkmadı. Burayı kapatabilirim. Burası benim biraz önce oluşturduğum bir template. File'dan new level oluşturalım. Basic olsun. Ekstra şeyle uğraşmayalım. Işığını mışığıyla atmakla. Eğer böyle bir boş level'da açarsanız aklınıza bulunsun. Buradan direkt light'tan, şunlardan da atabilirsiniz. Veya window'dan, environment light mixer'dan, create skylights, atmosfer light, işte atmosfer, volumetric load, heat out falan fistan. Bunları direkt bu şekilde atabilirsiniz. Biz direkt basic'le işimize başlayalım. Gerek yok burayla uğraşmaya. Şimdi basic level'ımıza geldik. Şu arkadaşı silelim. Bununla bir işimiz yok bizim. Hemen SuperGrid klasöründen biraz önce girdiğimiz new yerini açalım. Burada gördüğünüz gibi birçok geometrik şeklimiz var. Bu dediğim gibi bedava bir paket. Direkt erişebilirsiniz ama bu paketin daha gelişmiş, daha kapsamlı versiyonları ücretli şekilde yine Unreal Marketplace'den bulabilirsiniz. Onlar işinizi tabii ki çok daha kolaylaştırır. Şimdi buradaki şekilleri kullanarak aklınızdaki veya dediğim gibi kağıda çizdiğiniz o skecini aldığınız level'ın block out'unu çıkartacaksınız. Maxed level'a herhangi bir environment, herhangi bir ışık, herhangi bir şey koymadan block out'unu görmek, yani küplerle halini bir görmek nasıl bir şeymiş onu bir anlamak. Şimdi bu pakette 3 farklı küpümüz var. Çok büyük çoğunlukla küple bir şey yaparız. Diğerleri hani köşe möşe gibi ekstra küple uğraştırıcı şeyleri hızlıca buradan alırız. O yüzden küpler en önemlisi. Şimdi bu 3 küp ne işe yarıyor? Bu temel box tek bir tarafa doğru küpünüzü ilerletmenizi sağlıyor. Bildiğiniz gibi Unreal'da çift taraflı şekilde açılır. Çift tarafa ihtiyaç duyarsanız bu ismi neymiş? Centered, yani iki taraflı açılan küpümüz de var. Bilgisayarı yormaya gerek yok şunla. Direkt olarak temel küpümüzü kullanabiliriz. Tek taraflı. Ben genelde tek taraflıları kullanıyorum. Çünkü tek bir tarafa genişletmek çok daha işi kolaylaştırıyor. Çift taraflı çünkü boyut ayarlamak kolay olmuyor. İstediğiniz tarafa çevirip hangi tarafı kullanacaksanız koordinat olarak Y ekseninde kullanayım. 180 derece çevireyim. Bu şekilde tek taraflı kullanabilirim. Bu şekilde gördüğünüz gibi X ekseninde de tek taraflı. Aynı şekilde Z ekseninde de tek taraflı. Dediğim gibi kafada, kağıtta bir şey hazır ve biz bunu block out'unu çıkartacağız. Mesela ne yapalım? Şu an açıkçası çok da düşünmedim ne yapabilirim video içerisinde diye. Bunu hemen zemine yapıştırmak için direkt delete'ydi sanırım. Normal klavyede. Bendeki klavyede delete olmadığı için ben CTRL alt falan fistan bir kombinasyonu aldım onu. Delete'li zemine yapıştırabilirsiniz herhangi bir şeyi. Mesela ne yapalım biliyor musunuz? Oyun dünyasının en bilinen haritasını yapalım. Bir Dust 2 Long çıkartalım mesela buradan. Şimdi şurası city çıkışı olsun.
bir adım daha getirebiliriz. Buradaki detaylardan da küp bu şekilde 10 kare 10 kare gidiyor. Bunu buradan direkt kapatabilir. Direkt bu şekilleri götürebilirsiniz. Veya tiki açıp buradan daha farklı ayarlarda daha farklı şekillerde de götürebilirsiniz. İşte 50 kare 50 kare 500 kare 500 kare falan gibi gibi. Şimdilik 10 kare kalsın. Bir tam sayı üzerinden level'ımızı yapalım. Level zaten matematik önemlidir arkadaşlar. Tabii ki karakteriniz elinizde olacak. Enemileriniz falan bütün o gerekli tool'lar, gerekli araçlar elinizde olacak. Level'ın matematiğini tam olarak oluşturabilirsiniz. Buradaki ayar hepsi için geçerli. Büyütmek, küçültmek için de geçerli. Kamera hızı da burada. Onu da sağ tıka basılı tutup mouse tekerleğiyle arttırıp azaltabilirsiniz. Ya bu ufak detayları veriyorum. İsterseniz bunlar hakkında da ufak bir video çekebilirim ama çok fazla tutorial var zaten bunları anlatan. Onlardan hızlıca öğrenebilirsiniz. Bizden arkadaşlar biraz sıkılmıştır, kusura bakmasın. Ben hızlıca devam edeyim. Buradan longumuzu şöyle bir açalım. Matematiği tam olarak kafama nasıl eser söyle yapacağım. Matematiğini bilmiyorum sonuçta. Şöyle biraz daha çekelim buraya. Alt tuşuna basılı tutarak kopyalıyorum bu arada. Biraz bir küçültelim. Burası pit olsun. Aşağıda kapatmış olduk. Şurası pitten pikleyen city'lerin mekanı. T'leri uyuz etmek için birebir. Bunlar da bu arada V'ye basılı tutarak yapıştırabilirsiniz ama şu çok önemli, V'ye basılı tutma mevzusunda sabitlemeye çalıştığınız, snaplemeye çalıştığınız, yani yapıştırmaya çalıştığınız modelin pivot noktası neresi, yapıştırdığınızın pivot noktası neresi falan, bunlar çok önemli. Bunu buraya alalım. Ben şu an tamamen Dust 2'nin long tarafını yapıyorum. Yani siz aklınızdaki veya sketch'te kağıda aldığınız level'ı Unreal Engine içerisinde yapabilirsiniz. Örnek olsun diye Dust 2 long ile hiçbir alakası yok ama mesela köşeye ihtiyacınız oldu. Köşe için iki tane meşimiz var burada. Biri daha silindir, öbürü daha bir kareye uygun. Yani bunu alırsınız. Yani neresi olur? Yani shift'e basılı tutup bunu yaparsınız bu arada. Meşi takip edip. Heh bak, köşemizi yaptık. Yukarı doğru büyütürsün bunu. Yani herhangi bir 3D modelleme uygulamasına veya aynı şekilde Unreal'ın içerisindeki 3D modellemeye ihtiyaç duymadan, çünkü o uygulamalar da video başında söylediğim gibi çok ince detaylar, işte şu tuşa basarsan şuradan köşeyi döner, şu tuşa basarsan şuradan küçültür büyütür falan, çok detay oluyor. Bu tür paketler sayesinde çok daha basit şekilde, çok daha hızlı şekilde bu sonuçları elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi köşeli müşeli gayet güzel bir şekilde sonucumuzu elde ettik. Veya merdiven falan gibi diğer şeyler de var. İstediğiniz basamak şeklini elde ettikten sonra hızlıca bunu böyle kopyalar. Veya rampamız varmış, bu şekilde büyütebilirsiniz. Bu arada materyal kullanarak level'ı daha anlamlı hale getirebilirsiniz. Hani burası mesela rampa ama ölümcül bir rampa. Kırmızımsı şeyler var ama materyali yüklesin. Ya burası ölüm rampası gibi mesela. Ponimiz var, onun dışında altıgenimiz, düz bir plane'imiz, piramidimiz. Yani birçok farklı çeşidimiz var. Silindir falan, buradan bunları kullanarak level'ları yapabilirsiniz. Nedense şu an tam bir görev belirledim kendime. Dust 2 long'unu yapmak istiyorum şu an.
Tabi buraya da böyle löp diye materyal atmaz. Materyaller de kendi içerisinde bambaşka bir dünya. Onların da bambaşka olayları vesaire var. O da başka bir videonun konusu olsun. Ama şimdilik buradan indirdiklerimizde bir de diğerine bakalım. Ya hızımı alamayıp etrafa direkt tek şunları attım da konuşmayı unuttum. Şimdi ne yaptık? Kafamızdaki level'ı veya kağıttan skecini çizdiğimiz, çizimini yaptığımız level'ı Unreal Engine'de SuperGrid paketinin bizlere verdiği geometrik şekillerle blockout'unu çıkardık. Blockout'u çıkarttıktan sonra etrafta şöyle bir gezdik, dolaştık, baktık. Tamam dedik ya işte hani matematiksel olarak olsun, görsel açıdan olsun tam olarak bu yani. Level'ın olduğu olacağı şey bu dedik. Aslında işin buraya kadarki kısmı level design oluyor. Bundan sonraki kısmı environment design. O normalde büyük şirketlerde farklı bir iş kolu ama tabii ki bizimkisi gibi indie ekiplerde genelde level design yapar, environment design. Onun zaten mantığı basit. Blockout'u gelmiş bu tarz bir level'ı. Tabii şu an ben abartıp bayağı tekstür giydirdim de. Yani yapılması gereken görsel şeyleri yapacak. İşte ne bileyim burası bir duvar mı? Mesh ekleyecekse mesh ekleyecek. Direkt benim yaptığım gibi böyle tekstür giydirecekse tekstür giydirecek. Yani level'a eklenmesi gereken meshleri, ışıkları, şunları, bunları her şeyi environment designer yapacak ve bu şekilde ortaya level'ımız çıkmış olacak. Ben marketten üşenmeyip bir paket indirip hemen şuraya direkt duvarları falan atabilirim de hiç gerek yok. Anladınız siz yani. Olayın özünü anladıysak tamamdır. Sıkıntı değil. Neydi olay? Unreal Engine'de hızlı bir şekilde nasıl level yaparız? Herhangi bir uygulamaya, programa falan ihtiyaç duymadan girdik Unreal'a ve hızlıca level yapacağız. Nasıl yaparız? En mantıklı seçenek, en mantıklı çözüm hangisi olur? Bunun cevabını aradık. Bunun cevabını bulduğumuza inanıyorum. Çünkü ben de hızlıca bir şeyler yapmak istediğimde bu şekilde yapıyorum. Tabii etrafa texture atmadan. Çıkmadan son bir bakalım. T-Site'deyiz. Şöyle tabii şöyle arabayı hep unutmuşuz. Şöyle long kapıdan girdik. Devasa long kapıdan. Cennetin kapısı sanki. Şurada tabii iki kişi feda ettik çıkışta. Trade'lerde aldık. Burada alanlara baktık. Şuradan pite baka var mı baktık. Sonra çıktık. Arada biri varsa var. Yoksa smoke'umuzu attık. Sonra yaldır koştuk. Şurada tabii smoke var. Geldik abi rampaya. Varsa fight'ımızı yaptık. Yoksa hemen rampadan çıkıp Gandalf'tan biri çıkıp bizi vurmayacaksa hemen şuradan plant'imizi aldık. Tabii şu an short'umuz yok. Direkt site'ımız var. Titilerin çok saklanacak bir yeri yok. Yani bu şekilde arkadaşlar bence anlatmak istediğim şeyi gayet güzel bir şekilde anlattım. Umarım işinize yarar. Umarım ufak da olsa bir katkı sağlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başta dediğim gibi kanalımda oyun tasarlama ve oyun geliştirme içerikleri üretiyorum. Bir göz atarsanız, hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirim vesaire destek olursanız sevinirim. Yorumlarınızı yorumlarda bekliyorum. Ve geliştirici oyuncu fark etmez hepinizi Discord toplumumuza davet ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.